muvaffak olmanın en keskin silahlarından bir tanesi. Alleme-i cihan ol, suratına sık, güya ciddi, ciddini sevsinler. Adam senin tipini görünce zaten 6 ay yemek iştahası gidiyor. Küsün ya. Ama iki kelime diyor ama yamuk yumuk, yani o kadar da doğru bir cümle değil. Ama tebessümlü. Bu ihtiyaçtan yazıldı. Ona ait bir hadis zikrediyorum. Geçeceğim. Bir şey söylemek, bir şey yapmak bir ihtiyaçtan veya bir boşluğu doldurmaktan geliyor. Sırınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm sadakadandır demiş. Bu hadisten mefhumu muhalifiyle bu hadisi ona söylettirmesine, söylemesine sebep olan cemiyet hayatındaki psikolojiyi size seyrettireyim. Somurtkan, sert, vurup kıran, ne bileyim. Bunun tersi ki koca fahri kainat tebessüm sadakadandır demesine sebep olmuştur. Zira hadisler bir hatayı düzeltmeye, olmayan bir ahlakın kurulması için kullandığı, sarf ettiği kelamlardır. O zaman ne kadar Hanefi, ne kadar suratlar asık ki bunu söylemeye ihtiyaç duymuştur. Okuyorum. Benim bulduğum külliyattan. Güler yüz büyüleyicidir. Cümle cümle. Güler yüz semavi sofradır. Yüzünüz, simanız sofradır. Tebessüm sadaka. Yani ne demek sadaka? Susuzluğunu gideren su. Yani kelamımız lokma, ekmek ki doyurmaktır. Kelam lokmadır. Ekmek gibi doyurmaktır. Kelam lokmadır. Sadaka sudur. Dolayısıyla tebessüm semavi bir sofradır. Maide-i Kur'aniyedir. Tamam. Devam. Güler yüz gündelik hayatın yorgunluğunu zevke, lezzete dönüştürendir. Mesela baba geliyor, ev geliyor veya sen, ben. Çok gergin bir ortamdan gelmişiz. Bilgileriz. Her şey bitiriyor. Bir de okuyayım. Gündelik hayatın yorgunluğunu zevke ve lezzete dönüştüren sihirli bir davranıştır. Sihirdir. Büyülemektir. Güler yüz insanın kimliği ve kişiliğidir. Herkes yapamaz. Allah layık olmadığı için herkese nasip etmez. Adam öyle güzel şey anlatıyor, suratı zehir zemberek. Uslubu sokan, dili parçalayan. Anlatsan ne olur? Güler yüz insana ümit ve hayat verendir. Güler yüz insana ümit ve hayat verendir. Elektrik gibi donuk hayatları hareketlendirendir.